Bir gün 24 saat kanalına hoş geldiniz. Sizler için Türkiye'nin en çok sevilen köşe yazarlarının yazılarını seslendiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Süleyman Özışık, Türkiye Gazetesi. Bu düzene isyan ediyorum. Son birkaç ay içinde yaşadıklarımızı şöyle bir gözden geçirelim. Teröristlerin siyasi uzantısı olan HDP, Atatürk'ün askerleriyiz diye CHP'ler tarafından meclise sokuldu. AK Parti'ye ve Erdoğan'a oy veren seçmen kitlesi, bazı sanatçı gazeteci ve siyasetçiler tarafından ağır küfür ve hakaretlere maruz bırakıldı. Kudurmuş gibi oraya buraya saldıran azgın azınlık, bir kez daha halkın oylarıyla seçilen Erdoğan'a küfür ve hakaret yağdırdı. Ben Atatürk'ü severim ama peygambere de aşığım diyen Mahsar Alanson'a kağıda kaleme gelmez küfürler sıralandı. Başkan %52 ile seçildi diyerek sadece bir durum tespiti yapan sanatçı Bülent Ortaçgil'in sözleri yakası açılmamış küfürlerle karşılık buldu. CHP'nin teröriste destek kontenjanından meclise giden HDP'nin milletvekili Ahmet Şık, AK Parti'nin oylarının yüksek çıkmasını Türk milletinin mayasının bozukluğuna bağladı. Bir yandan bunlar olurken diğer yandan da 80 küsur yaşında bir hasta yakını, kollarını ters kelepçe takılarak ve biber gazı verilerek gözlerimizin önünde adeta katledildi. Binlerce, on binlerce insan yere izmara sigara attığı için, kırmızı ışıkta geçtiği için, hız limitini ihlal ettiği için ya da yasak alanda mangal yaktığı için çeşitli cezalara çarptırıldı. Ben de bu düzene isyan ediyorum. Ülkemde paşalar gibi hayat sürmesine rağmen. Ülkemin değerlerini aşağılayan sütü bozuklara ses edilmemesine isyan ediyorum. Gölgesinde yaşadığı bayrağa, üzerinde yaşadığı toprağa hakaret edenlere, hesap sormayan düzene isyan ediyorum. Dağ, taş, şehir, kasaba, köy demeden terörist kovalayan ve bu uğurda kırılıp şehit düşen güvenlik güçlerine, canını istediği şekilde hakaret eden sütü bozuklara dokunmayan düzene isyan ediyorum. İnsanların yaşam tarzını, giyim kuşamını, inancını alay konusu yapan faşistlerin görmezden gelinmesine isyan ediyorum. Nerede bir terörist varsa onu destekleyen, nerede bir hain varsa onu besleyen, nerede bir kanı bozuk varsa ona omuz veren kanı bozuklara, göz yumanlara isyan ediyorum. Bunun adı demokrasi ise ben bu demokrasiyi tanımıyorum. Bunun adı düşünce özgürlüğü ise ben bu özgürlüğün olmaması gerektiğini savunuyorum. Bana faşist mi diyecekler? Sadece belli bir kesime küfür ve hakareti serbest kılan demokrasiye isyan etmek faşistlikse, evet, ben faşistim. İnancıma, değerlerime, tercihlerime, hayat tarzıma küfredenlere karşı durmak faşistlikse, ben faşistin önde gideneyim. Başına bastığında kuyruğu ABD'de, İngiltere'de, İsrail'de, Ermenistan'da ve Yunanistan'da atan soysuzlara cephe almak faşistlikse, yaptığım faşistlikle gurur duyuyorum. Ben bu düzene isyan ediyorum. Mecliste maaşını ödediğim cibiliyetsizlerin bana küfretmesine isyan ediyorum. Benim ve benim gibiler sayesinde sanatçı unvanı kazanan kansızların dönüp dolaşıp bana hakaret etmesine isyan ediyorum. Meclis çatısı altında PKK'ya destek veren, itlaf edilen PKK'ların neşterini omuzlayan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni katil diyerek aşağılamaya çalışan iç soylarına dokunulmamasına isyan ediyorum. Ve bunlara dokunmayan düzeni, sistemi, demokrasiyi milyon kere lanetliyorum. Helal sana başkan. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Türkiye'den kaçmak isterken denizde boğulan FETÖ'cü hainlere cenaze nakil aracı vermediği için birileri tarafından lince tabi tutuluyor. Skandal. Belediye başkanı denizde boğulan mültecilere cenaze nakil aracı vermedi diyorlar bir de. Şerefsizliğe bakın hele. Ülkesine ihanet edenlerin, milletine darbe yapanların adı mülteci olmuş, Başkan Ali Nur Aktaş'ı kınıyorlarmış. Ben ise kısaca helal olsun başkan diyorum. 15 Temmuz gecesi yaralıların yardımına gidenleri vurun, yaklaşan ambulansları kurşun yağmuruna tutun diyenlere yapılacak en güzel muameleyi yaptığı için sana milyon kere helal olsun. Süleyman Özışık, Türkiye Gazetesi. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.